Ellerine sağlık. Evet, Canay afiyet olsun. Hanımcığım, tatlı bıçağı var mıdır? Tatlı bıçağı. Yoksa normal bıçak da alabilirim. Getireyim hemen. Başlıyor muyuz? Buyurun, buyurun, afiyet olsun. Fatma, nasıl olmuş şekerpare? Valla irmiği kıt kıt yedim. Sebebi ne peki? Şerbeti çekmemiş, bir de tam pişmemiş. Yani şöyle, altı pişmiş, ya yüksek derecede bir anda... 180 derecede pişti. 180'de pişirdim. Süresi mi az acaba? Süresini mi az pişirdin? Yani süresi ama derken? Süresi der... Kaç dakika pişirdin 180 derecede? Dakika seçmedi, normal fırını açtı. Normal fırında. Arada baktı. Yani... Şimdi üst görüntü olarak pişmemiş mi görünüyor? Görüntü güzel. Ama ben irmiği şu anda dişimde kıt kıt yiyorum. Peki sebebi ne? Sana tuhaf gelmedi mi irmik? Kıtırtısı gelmedi mi sana? Yok, bana gelmedi. Size gelmedi mi? Ben birazdan yorumumu yapacağım, pardon. Da yok şeyi soruyorum. Pardon. Hani içinde bir hamurluk, bir şeylik mi var? Yani şöyle. Şerbetle alakalı bir problem mi? Olabilir ama pişmeyle de alakalı. Ha, şerbetle de olabilir ama pişmeyle de alakalı olabilir. Bazı şekerparelerde şerbeti döküyorsun ama emmiyor ya da tam şişirmiyor. Olabilir ama şerbetin tadını güzel alıyorum. Şerbetli de görünüyor. Sen şerbeti sıcak mı döküyorsun, soğuk mu döküyorsun? Ben sütlü tatlıları hiç sevmiyorum. Bu şerbetli zaten. Ay sütlü demişim ama şerbetli tatlıları. Çok yapmıyorsun. Çok yapmıyorum. Çok da ilgi duymuyorum. Peki beğenmedin mi? Pek beğenemedim. Pek beğenemedim. Yani şey, irmiği böyle tık tık geldi ağzıma. Şerbetini soğuk dökmüş olabilir misin? Yok. Sıcak mı? Ya biri sıcak değil. Biri soğuk yerim. Çekmiş şerbetini. Şerbetini çekmiş, soğuk çok da güzel döktüm. Çekmiş. Sadece yani o kıtırlığın... Yani buz gibi değil, ılık bir şerbetti böyle ama sıcak sıcak acaba da değildi. Acaba hani o kıtırlığın kendisi sebebi irmiklerin imlikten olabilir, evet. Yani ya da çok mu kullandın? İrmik kıtır kıtır geliyorsa şerbeti emmediği için şişmemiştir irmik. Çünkü irmik şişince kıtır kıtır gelmez. Yani şerbeti de emmiş görünüyor ama Kadir Bey, yani ben de lezzeti şaşırdım. De çok güzel olmuş, şerbeti de evet. Güzel dökmüş. Kısırlık bulguru falan koymadın değil mi? Yok canım, daha neler. Yok, yapmışlığımız var çünkü bizim de o yüzden olabilir insan hali. Ama bir kıtırlık beğendin var mi evet. Peki lezzetini? Beğendim, güzel olmuş. Şekerini tadımadı. Açıkçası o kıtırlık beni çok da rahatsız da etmedi yani, yerken de sıkıntı anladım. Yok. Peki afiyet olsun. Mehtap Hanım. Ben beğendim. Afiyet sadece olsun. İrmiği biraz fazla olmuş, şerbetini de güzel çekmiş. Ama üstünde bir tane fındık olsaydı daha güzel olur. Hmm, bu fındıklı model değil ya, o yüzden. Ona yuvarlak yapınca fındık evet. Koyuyor. Bu ev şekerparesi, çatal sürüyor. Ya da böyle süslenebilirdi, böyle bir Antep fıstığıyla falan. Evet. Belki yanına bir dondurma da olabilirdi. Evet. Mirana? Çok beğendim. Dedikler gibi katılıyorum. Bir kıtırlık var, çözemedim ben. İyi hiç mi? Yapmadım da. Ya ben çok sevmediğim için... Peki bu kıtırlıktan yarın... puan kıracak mısın Fatma? Yo, lezzeti güzel. Ha peki. Mirana beğendin mi? Beğendim tadı beğendim. Olarak. Peki, eline koluna sağlık. Teşekkür evet, bana ederim. Da bir kıtırlık geldi ama ben bunu biraz şerbete bağlıyorum. Şerbetin herhalde ılıklığından dolayı çok emmedi. Ama lezzetli olmuş çünkü şekerpernin altı güzel pişmiş, üstü güzel pişmiş. Bastığımda kuru değil, direkt dağılıyor. Biraz daha şerbette fazla kalsa bu sefer hepten mayışacak. Lezzetli olmuş. Şeker oranını da iyi ayarlamışsın. Tuz oranı gibi değil. Şekeri gayet güzel, lezzetli olmuş. Eline koluna sağlık diyorum. Evet, Enem Arat benim de haftanın ikinci günü de geride bıraktık. Yarışmacımızın hamaratlığını gördük. Şimdi sıra geldi puanlamaya. Haydi buyurun, puanlamaya gidiyoruz. Enem Arat benim de beklenen anda karşınızdayız. Hanımlar yedikleri lezzetlere puanlarını verecekler. Bakalım Canay Hanım hamaratlığıyla Enem Arat benim de haftanın ikinci gününde kaç puan alacak? Buyurun hanımlar. Evet, herkes kalemlerini bıraktı. Bakalım Sevil Hanım haftanın ikinci gününde hamaratlığa kaç puan verdi? Buyurun Sevil Hanım. Kadir Bey, ben 3 puan veriyorum. Teşekkür kalpli ederim. Bir 3 veriyorum. Çok peki. Teşekkür ederim. Mehtap Hanım buyurun, siz çevirin puanınızı. Ben de 3 veriyorum. Evet, Mehtap teşekkür Hanım'dan ederim. 3 geldi. Mirana buyur, çevir puanını. 3 puan teşekkür geldi ederim. Mirana'dan da. Son puan Fatma'dan geliyor. Dayanıma puanım 3 puan. Evet, 3 puan geldi. Mirana, sen bugünkü menüyü kendi menünden daha kolay buldun. Kesinlikle. Ve Mehtap dünkü menüyü 2, bugünkü menüyü 3 vermişti. Ama dün hiçbir şey yiyemedik. Hiç lezzet yok. Hiç çok fazla negatif yorum da yapmadın. Nasıl yapmadık ya? Dedi ki beğenmedik yemeği, ana yemeğini. Hayır, beğenmedik. Ana yemeği bak, ana yemeği ayrı yorum. Çorba dedim bak, birkaç kelime dedim de böyle aşırı negatif bir şey yapmadı ve kalkıp bir emek var, sonuçta 2 verdin. Senin gününü de bekliyoruz. Bekleyin. Peki, hadi bakalım. Toplamda 12 puana ulaştın Canay'cığım. Eline koluna sağlık. Çok pozitif, güler yüzlü bir ev sahibin. Her şey için evet. Teşekkür ediyorum. Teşekkür yarın ederim. Kimin evindeyiz? Benim evimdeyiz. Yarın Mardinli Fatma Hanım'ın evindeyiz. Bakalım Fatma Hanım
Lezzetleriyle, hamaratlığıyla, temizliğiyle en hamarat benim de gündeme bomba gibi düşecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Şimdi Canay'ın hamaratlığına ve temizliğine puan vermek üzere gidiyorum. Kendinize iyi bakın. Haydi bakalım. Evet, Canay Hanım'ın eline koluna sağlık. Temizlik konusunda biraz eksikleri vardı maalesef ki yarışma için tam olarak hazırlanamamış. Yemek konusuna geldiğimizde ise çorbasında hiç mi hiç tat alamadım. Baharat atmaya çok korkmuş kendisi. Ara sıcak olarak böreği güzel açmış, hamuru da güzel tutmuş ama maalesef içi çok tuzluydu. Hünkar beğendisine bayıldım. Pilavını maalesef beğenemedim. Tatlısı da çok güzel olmuştu. Şimdi Canay Hanım'ın hamaratına puanımı veriyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.